Merhabalar efendim. Bugünkü videoda sizle birlikte İtalyan tank avcısı olan seviye 8 SMV CC57'yi inceleyeceğiz. Bu tank İtalyan ağır tankları gibi şarjörlü bir tank. Bu tank zırhlı bir tank, ön zırhı çok iyi bir tank. Genel özellikleri bunlar. Daha da detaya ineceğiz. Biliyorsunuz yeni geldi bu ağaç, İtalyan ağacı, İtalyan tank destroyer yeni geldi. Ben hiç oynamadan elimdeki serbest deneyim ve kesitlerle 8. seviyesini açtım. Eğer istek gelirse seviye 7, seviye 6, seviye 5'ini bile yapabilirim tabii ki. Ama ilk olarak seviye 8'den başlamak istedim. Tankın özelliklerine geçeceğim. Fakat tankın özelliklerini anlatırken bunlar bas özellik değil. Bunlar bendeki donanımların etkisiyle yükseltilmiş özellikler. Bu tankı kullanırken nişan alma hızını ve nişan alma çemberini düşürmeye çalıştım. Yine önemli bir özellik, tüm özelliklere ekstra bonus veren havalandırma, kar havalandırma filtresini kullandım ki tüm özellikler bundan faydalansın. Tankın ilk olarak atış gücüne bakalım arkadaşlar. Tank birçok topu var. Ben şu topu açmadım. Bu top en son top. Şu topla oynuyorum. 220 metre deliyoruz. Birinci mermimiz 220 metre deliyor. İkinci mermimiz 242 metre deliyor. Ve son mermimiz ise 105 milimetre deliyor. Hasarlarımız ise 320, 320 ve 420 olarak belirlenmiş. Alttaki topumuz ise hasarımız artıyor. Alfa hasarımız artıyor. Fakat üstteki topa göre daha yavaş yüklüyoruz. Üstteki top 17, 19 saniyede yüklüyor. Biz ise toplamda 25 saniye yüklüyoruz. Bu tarete henüz açmadım fakat açtığımda bunu da takacağım. Ben bu tarette oynuyorum. Büyük bir ihtimalle 1-2 maça onu da açarım diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla benim oynadığım taret 230 mm fakat son tareti 260 mm arkadaşlar. Şaka değil. 260 mm'lik eğimli bir taretiniz mevcut. O tarete baktığımızda ise şöyle bir açı, çapraz bir açı görüyoruz ve bu açının tahmin ediyorum sektirmeyeceği mermi hemen hemen yok gibi, özellikle seviye 8, hatta seviye 9'da seviye 7, 6'yı saymıyorum zaten. Topumuzun özelliklerine baktık. Aşağı doğru inelim. Topumuz 10 derece eğiliyor, eksi 10 derece eğiliyor ve 20 derece kalkıyor. Bu gayet yeterli bir seviye bence. İlk olarak nişan alma seviyesi bizdeki özelliklerle ve donanımın özellikleri ve mürettebatın özellikleriyle birlikte 1.95'e kadar indirdim. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu ilk geldiğinde aşağı yukarı 2 küsurlardaydı efendim. Bu da mutlaka ama mutlaka nişan alma üzerine destek alınması gerekiyor. Donanımlardan ve mürettebatlardan bunu gösteriyor. Topumuz ortalama olarak değerlendireceksek fena bir top değil. İsabeti biraz kötü. Onu absorbe etmemiz gerekiyor. Can puanımız burada 1260 olarak görünüyor. Taritimiz 260 mm olarak görünüyor. Tabii burada en kalın yerini baz alıyor sanırım. Pardon, çok özür dilerim. Gövde zırhı 260, kule zırhı 230. Oo, çok iyi. Çok iyi. Yani gövde zırhı 230, kule zırhı 200, gövde zırhı 260, kule zırhı 230. Onu da taritini aldığında 260 mm olacak. Gerçekten seviye 8 için epey zırhlı bir tank olmuş olacaksınız. Hareket kabiliyeti saatte 35 km hızla hareket ediyor. Tankımız 16 km geri hız var. Dönüş hızı ise saniyede 29 derece efendim. 47 tonluk bir tankız. Ve motorumuzun gücü de 700 beygir efendim. Gizlenme çok fazla yok burada. Gizlenmemiz 327. Bu daha da düşüktü sanırım. 200 küsurlardaydı diye hatırlıyorum ben ilk geldiğinde. Çok fazla gizlenme üzerinden gitmemizi tavsiye ederim. Tabii kararsızım. Burada farklı gizlenme özellikleri aldığınızda mürettebatınız ve kendi tankınızın donanım olarak bu da arttıracaktır. Tespit edebilirlik. Burada ortalama bir tespit etme olarak görüyorum ben bunu. Hani bu idare eder. Hani hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir tespit etme özelliği var tankın. Şöyle bir toparlayalım. Bu tank ağır tank olarak oynamanız gereken bir tank. Ön zırhı çok iyi. Ön zırhı çok iyi. Matlet zaten şu topun olduğu bölge. Orası efsane. Şurada kupolada hiçbir açık görünmüyor. Yani siz tankı böyle göreceksiniz. Hareket edecek falan. Vurması kolay bir tank değil. Şimdi bu özellikleri biz bir de gidelim. Tank GG'de bakalım. Tank GG'deyiz. Tank GG'de gördüğünüz gibi zırh yağımız
kıpkırmızı, pembiş olarak görünüyor. Zaman zaman şurada bir açı olduğunda şöyle bir boşluk görüyorsunuz yeşil delebileceğiniz. Ama bunu kolay kolay delebileceğinizi tahmin etmiyorum ben. Oraya denk getirmek gerçekten çok 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 zor. Gördüğünüz gibi bakın arkadaki kupola ne kadar geride ve vurması ne kadar zor. Yani şöyle gördüğünüz zaman tankı neredeyse vuramayacak gibi oluyorsunuz. Yerden yüksekliği ise ortalama bir yükseklik tankı. Yani kolay kolay sizi şu şekilde görecek bir tank olmayacak. Dediğim gibi ön alt zırhı gayet zayıf görünüyor. Ama tabii açılı baktığınızda yani rakibe düz bakmayın bu tankla. Şöyle bakmayın abi. Ya şöyle durun, şöyle durun falan bir değiştirin. Çok zor delineceksiniz diye tahmin ediyorum. Yan zırhı gördüğünüz gibi side scrape yapabiliyor. 178 mm'ye kadar çıkıyor yan zırh side scrape yaptığında. Normalde 60 mm. Bu aslında seviye 8 için yeterli. Side scrape açısından tabi seviye 9 yollarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle çok güçlü tank destroyerlere, Jagdpanzer gibi tank destroyerlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet oynanabilir bir tank olarak görünüyor. Ama eksi ve artısı da çok net. Tank zaten bunu bağıra bağıra söylüyor. Ön zırhımı iyi. Ben de side scrape yap. Alt zırhımı sakla. Taret zırhına güven diyor tank. Ve nişan alma için de benle uzaktan ateş etmeyi pek fazla düşünme diyor. Evet, şimdi bu özelliklere baktıktan sonra bir de oyunumuza geçelim. Bakalım bu tankla oynadığımız birkaç oyun vardı. Bunlardan birini seçtim ben. Neler yapmışız efendim? Oyundayız. Evet, Erlenberg haritasındayız. Erlenberg haritasında seviye 8 bir maça denk geldik. Şöyle yapayım sadece tank isimlerini gördüm tekrardan. Şimdi haritaya hemen baktığımda şunu görüyorum arkadaşlar. Bizde de çok fazla ağır yok. Karşı tarafta da çok fazla ağır yok. Ben şehre gitmek istedim. Çünkü bu tank ağır tank oynamanız gereken bir tank. Şehre hızlıca basmaya karar verdim. Ve iyi ki de böyle yapmışım. Ben ve benim gibi ağır tanklar ve az çok nispeten zırhlı olan T26, E4 gibi tüm zırhlı tanklar şehre basıyor. Bu takım açısından çok iyi. Buraları biraz hızlandıracağım. Gördüğünüz gibi burada durmuyorum, devam ediyorum. Burası çok önemli. Eğer ben burada dursaydım, biz orayı sadece savunma alanı olarak belirleyecektik. Fakat ben durmadım. Duran arkadaşlardan bir tanesi orada bekledi. Tiger biraz geride. Ben bu arada geçerken kaçırdık orayı. Hemen izletmek istiyorum. İşte devam ediyoruz. Burada durmadım. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. Burada aslında riskli bir pozisyondayım. Yani ne olursa olsun belki durmam gerekiyor da olabilirdi. Fakat ben durmayı tercih ettim. Agresif oynamayı tercih ettim. Derken 252 uyuyor. Mükemmel bir atış yaptım. Çemberin ne kadar büyük olduğunu gördünüz ama artısı şu. Tank ağır bir tank. Çok hızlı hareket eden bir tank değil. Carnarvon geldi. Onun zırhından sektirdim. O benden sektirdi. Kolay kolay delebileceğim bir tank değil. Atışlarımız arasında 7 saniye gibi bir fark var. Bu çok ciddi bir rakam. En büyük sıkıntılarından biri bu tankın bu. 7 saniye çok uzun bir rakam. Şarjörlü bir tank. Evet, peş peşe atabilirsiniz gibi geliyor ama 7 saniye abi. Hani bir 2 saniye sonra tank tekrar dolduruyor. Şeyi dolayısıyla sizin sürekli hızlı ateş etmenize olanak vermiyor. Şarjörünüzü boşaltmanıza olanak vermiyor. Burada obje 252 uyu garaja yolluyorum. Kupolasına nişan alarak. Şimdi burada Carnarvon'la karşı karşıya kalıyorum. Komutan kapağından çok rahat deliyorum Carnarvon'u. Bir kez daha komutan kapağından delmek istiyorum. Çok hassas nişanlar alıyorum. Doldurmak üzereyim. Dolduruyorum. Ateşimi ediyorum ama tabii ki kaçırıyoruz. Ama arkadaki takım arkadaşım Carnarvon'u garaja yolluyor. 2-0 öndeyiz. Maçın henüz başı, daha 2 dakika oldu ki bunun en az 30 saniyesini pozisyon almakta, şehre doğru gitmekte harcadığımızı düşünebilirsiniz. Sağ taraftaki tepeye doğru bakıyorum. Oradaki bir tankı gördüm. Yine altına nişan alacağım. Arifan Tiger'a bakıyorum. O beni fark etmiş değil ve onu da garaja yolluyorum tek atışla. Genelde şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Topunun nişansızlığı. Fakat nişan çemberinin ne kadar geniş olduğunu farkındasınız. Bu işte sizin nişanınızın ya da RNG'nizin sapma ihtimalini arttırıyor. Tepede tekrar bir tank görüyorum. Benim arkadaşım IS-6B takım arkadaşım o oraya bakıyor. Bir hasar yemek uğruna daha ileri atlıyorum. Çünkü o açıda göremeyeceğiz. Biraz daha ileri giderek onu görmek istiyorum. O arada bir RT-7 T-34 T-44-100 pardon özür diliyorum. T-44-100 bir RT-7 ve o da daha fazla içeri geçti. O da orada risk almak istemiyor. Şimdi şu anda 4'e 0 tankımızın
bir ağır tank gibi, taarruz bir ağır tankı gibi kullandığımızın farkındasınızdır. Burada Scorpion'u görüyoruz. Çok az beklemek istiyorum. Biraz daha nişanımı aldıktan sonra Scorpion'da atışımı yapıyorum ve onu da garaja yolluyorum. Evet, 6-0 oldu ve İtalyan tankımız SMV CC67 enteresan isimli bir tank. İleri doğru atılıyoruz. Yani 6-0 durmak yok. Zırhımız güçlü, ön zırhımız özellikle seviye 8 bir maçtayız. Kolay kolay delemeyeceklerdir bizi. Devam ediyorum. Köprüden sola doğru geçeceğim. Sol adacığa doğru gidiyorum. Orada 2, 3, 4 tank var. Bunlardan birini seçeceğim. Tam benim nişan aldığım sırada başka bir garaja yolladı arkadaşı. Önemli değil. Önündeki diğer orta tanka doğru gidiyorum. Onun atışımı yapıyorum ve Boraska hasar verdikten, 309 hasar verdikten sonra basmaya devam ediyorum. Solda adamlar var. Oradan yeme ihtimalim var. Atış geldi, sektirdim. Bakın ön zırhımızın ne kadar kaliteli olduğunu tekrar görüyorsunuz. Özellikle uzak mesafelerden kolay kolay delinmeyeceksinizdir. Çünkü nişan alması da hareketliyseniz hele hele çok kolay değil. Burada artık tekrar Boraska basacağım. 1700 hasarım var. Boraska görüyorum. Nişanımı alıyorum. Onu da garaja yolluyorum. 1930 hasardayız. 1100 sektirmedeyiz. Soldan yedim Vipera'dan. Tekrar Scorpion'dan yedim. İki atış bakın. Yan zırh. Bir anda kendimizi garajda bulabileceğimiz bu durumda bizi zora soktu diyebilirim. Tekrar nişanımı alıyorum. Bu arada Scorpion tekrar sektirdi. Ben Scorpion'a atışımı yaptım. Hasarımı verdim. Vipera sektirdi. Zırhımı sürekli sektiriyor. 2070 zırh sektirmeye ulaştık. Ve 2256 hasara ulaştık. Vipera tekrar sektirdi. Vipera da bu tankın premium tankı. Gördüğünüz gibi ön zırh özellikle kendi seviyesindeki tanklara göre epey epey başarılı arkadaşlar. Bundan sonra zaten savaşta çok fazla bir şey olmuyor ve savaşımız da bitiyor. Çok hızlı sürdü savaş. Buradaki en önemli etken bizim şehri direkt sert bir şekilde yarmamız ve onların şehre konuşlanmasını engellememizdi. Onlar şehre konuşlanmadı. Bizim sol taraf ve sağ taraf iyi bastı. Şehirden biz gelince her iki tarafa da hakim olabileceğiniz noktalar var şehirde. Oralara hakim olduk ve rakip takımı o şekilde garaja yolladık ve oyunu kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bir de maç sonu skorlara bakalım. Sağlıcakla kalın. Gördüğünüz gibi 55 bin kasamıza geçmiş ama iyi bir maç çıkardık. Yani iyi diyebiliriz. Öyle bir maç çıkardık. 2400 zırhımızdan sektirmişiz. Maç sonunda ortalama 2256 hasar vermişiz. 4 tane düşmanı garaja yollamışız. Ve denk geldiğimiz genelde tanklara mümkün olduğu kadar fazla hasar vermişiz. Genelde cephanelik, sürücü, palet ve yine palet hasarı. Burada mümkün olduğu kadar da gördüğünüz gibi topun kalibresi sayesinde ekstra hasarlar mevcut oluyor. İşte cephanettir vesairedir gibi. Tankın 73 bin lira bize gelmiş. Maç sonunda tank bize getirmiş. 55 bin lira kasaya atmışız. Diğer 7 bin lira ise kredi yedeğine eklenmiş efendim. Gördüğünüz gibi tank gayet ağır tankımsı bir tank destroyer. Tabi arkada da yatabilirsiniz ama gizlenmeniz çok fazla yok. Ona göre oynamanız gerekiyor vesaire vesaire nişan almanız kötü. Bunları göz ardı etmeyin.